73'e kadar gelmiştik. Büyük darbe olmuştu sol için. Evet, karanlık bir yıl. 73'ten itibaren hava tam tersine dönmeye başladı. Ne oldu? Baktığın zaman toplumda hani büyük bir değişiklik yok. Ama 73'te bir seçimler oldu. Ve orada parlamentodaki partiler, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği yaptı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Onlar şöyle bir bence oyun çevirdi. Gürlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu. Dediler ki evet biz destekleyebiliriz sizi. Yani hani Cumhurbaşkanlığınızı. Gürler bu söze aldanarak istifa etti. Sivilleri giydi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını koydu. Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Gürleri seçmediler. Fahri Korutürk seçtiler. Daha nötr bir subay olan. Tabii. Bir kere orada bir ip koptu. Fahri Korutürk de asker kökenli birisi ama fiili olarak orduyu temsil eden birisi değil. Hatta arada, Batur uçaklar uçurdu alçaktan. Ona rağmen olmadı. Ha, Batur da aslında Gürleri istiyordu öyle mi? Tabii. Ama Batur da milletvekili sonradan oldu. O sonradan. Artık parlamenter sistem daha ağır basacak gibi. Bu arada İnönü'nün etkisi zayıfladı. Ecevit İnönü'yü yenilgiye uğrattı Cumhuriyet Halk Partisi içinde ve genel başkan seçildi. İnönü'nün siyasi hayatı bitmiş oldu. Zaten çok yaşlıydı evet, galiba. Ve Ecevit yükselişe geçti. Gençler bilmez Bülent Ecevit. Seçimler oldu. Büyük bir kara oğlan efsanesi yükselmeye başladı toplumda. Cumhuriyet Halk Partisi %40'a yakın oy aldı. Ama tek başına hükümet kuramadı. Kuramadı. Bu da seçim sisteminin saçmalığıdır. Erbakan Adalet Partisi'nden kopup Selamet Partisi'ni kurmuştu. Erbakan'la bir koalisyon hükümeti kurdu. Aslında burada ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Sağ ile sol birlikte hareket ediyorlar. Sağ sol şeylerin parlamenter sistem içinde çok fazla bir anlamı yok. O anda siyasi güçlerin işine nasıl geliyorsa öyledir. Ve dolayısıyla af gündeme geldi. Bunlar siyasi gelişmeler ama esas toplumda muazzam bir dalga var. O dalga da şu. O idam edilen gençlerin lehine, öldürülen gençlerin lehine müthiş bir sola kayış var. Özellikle de kırsal kesimlerde falan. Aslında aynen Menderes'te olduğu gibi herhalde. Bir anlamda tabii ama bu çok olağanüstü bir şey. Türk halkında galiba mazlumu... O var. O var. Çok doğru bir tespit. Af çıkacaktı. CHP ile MSP işbirliği yaptı fakat son dakikada MSP vazgeçti affı desteklemekten ve af çıkmadı. Hapishanede bütün herkes bavullarını falan toplamıştı. Bavullarını toplamayanlar bavullarını toplayanlarla alay etmeye başladı. Biz size demiştik falan filan diye. Aileler geldiler ve şunu dediler. Hiç merak etmeyin. Bir ay içinde dışarıdasınız. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Sen şu siyasi tahallin berraklığına bak. Nasıl oluyor? Nereden biliyorsun ya? Biz yok canım bilmem işte biz faşizmin zulmü altında daha yıllarca yatacağız. Bir af şeyi vardı o da çıkmadı zaten. Hiç merak etme. Bir aya kadar dışarıdasın diyor. Neye dayanarak söylüyorlar? Dışarıdaki atmosfere dayanarak. Onlar biliyor dışarıdaki. Biz nereden bilelim? Yani biz kendimizi çok şey biliyor zannediyoruz ama aslında bir şey bildiğimiz yok. Esas aileler biliyor. Neden? Çünkü onlar halkın içinde. Ya benim annem o kadar çekingen falan bir kadındı. Aa bir de baktım anneler mitingi. Tandoğan Meydanı'nda annem en önde yumruk sallıyor böyle. Sonra duydum öğrenciler faşist baskınlara karşı üniversitede nöbet tutuyorlarmış. Annem gitmiş orada nöbet tutuyormuş. Ben yani rüyamda görsem inanmayacağım şeyler. Hapiste olmak nasıl bir şey? Nasıl bir duygu mu? İlk başta insan önce hazmedemiyor çok fazla ve büyük bir sıkıntı çekiyorsun. Gerçi bu benim ilk deneyim değildi. Ben ondan önce de bir ay merkez cezaevinde yani Ulucanlar'da yatmıştım. Alışkanlığım var ama uzun süreli yatacağını bilmek insanda önce bir sarsıntı yaratıyor. Fakat sonrasında da bir kabul. Artık orası senin evin. Ve toplu kalınıyor değil mi? Tabii. Mesela sol mu hep kalanlar? Solcu gençler. Aynı koğuşları paylaşıyoruz. MHP'lilerle koymuyorlar. Yok. O zaman yok. Daha sonra 12 Eylül döneminde koymuşlar. Karıştır barıştır falan yapmışlar ama hepsi sol ama farklı fraksiyonlardan. Bu Amerikan filmlerinde hep olur ya mahkumların birbirine eziyeti var mı Türkiye'de? Öyle bir şey yoktu bizim dönemimizde. Yalnız şu vardı mücadeleyi bırakan mahkemede yaranmaya çalışan ifadeler veren arkadaşlar oluyordu. Onları ayrı bir koğuşa koymuşlardı. Biz de oraya Formosa diyorduk. Tayvan var ya şimdi. Ona atfen. Onlarla çok fazla konuşulmazdı. Ranza yasağı. Böyle şeyler kesinlikle bizim dönemde yoktu. Peki nasıl çıktınız? Af nasıl çıktı yani? Ailelerin dediği oldu bir ay sonra. Yani sanki onlara randevu verilmiş. Bu gidin söyleyin bir ay sonra. Ne oldu biliyor musun? Anayasa Mahkemesi af yasasını iptal etti. İptal edince bütün mahkumlar bir tek 146'dan hüküm giyenler hariç
boşaldı. Cezaevleri boşaldı yani. Yani siz kaç yıl hapiste kaldınız? 2 yıl mı? Ben 3 yıl kaldım. Diğer arkadaşlar 2 yıl kaldı. Çünkü ben 1 yıl önce yakalanmıştım. Fakat çok ilginç. Gardiyanlar bize şunu diyorlardı. Orada yeni bir cezaevinin temelleri atılmıştı. Bize diyorlardı ki bir dahaki sefere geldiğinizde burada sizi ağırlayacağız. Hakikaten de o da doğru olmuş. 12 Eylül'den sonra öyle olmuş. Ben girmedim 12 Eylül'de de. Peki 74'te bir de Kıbrıs Barış Harekatı var. Şimdi biz çıktık ayağımızın tozuyla, hop Kıbrıs Harekatı başladı. Biz zaten Temmuz'da çıkmıştık. Arada belki bir hafta 10 gün var. O zaman sol bütünüyle Ecevit'in harekatını destekledi. Bütünüyle. Biz orada haklı mıydık? Kıbrıs'ta mı? İşgalin haklılığı diye bir şey olmaz. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Solda bir kişi direndi buna. Kim? Kim biliyor musun? Doğu Perinçek. Hayat paradokslarla dolu. Ama bir şey. Ama şimdi destekliyor. Tabii. Şu manzarayı hiç unutmam. Biz Çamkıran'la beraber, Mustafa Kemal Çamkıran, karşıdan baktık Doğu'yla Şule geliyor. Biz böyle işte ne güzel oldu, faşizme böyle bir darbe indirildi Kıbrıs derken, böyle ne diyorsunuz siz ya dedi. Şule de böyle ona katıla. Nasıl ne diyoruz yani? Bu dedi faşist generallerin işgalidir ya dedi. Siz nasıl destekler? Biz böyle kaldık ve ondan sonra hakikaten bir tek TİKP, o zaman Aydınlık Hareketi yani, işgale nihayet Kıbrıs'a hürriyet sloganıyla buna karşı çıktı. İşgalin en ateşli savunucusu biliyorsun Doğu Perinçek ve Vatan Partisi yani. 74'teki o birinci harekat dünyada kabul gördü ama ikinci harekat görmemişti ve ambargolar başladı. Birinci harekatla çok Türkiye prim kazanmıştı ama ikinci harekatı niye yaptı diye hep söylenir. O iyice yerleşmek için yaptı. Bence o ikincisi birincisinin mantıklı sonucuydu. Bir işgal harekatı yarıda durmaz. Biz işgal değil aslında barış harekatı yapıyoruz diye gittiği için. İnsanlar ilkine hadi evet dediler ama sonra bu işin rengi değişiyor demeye başladılar. Yarıda durmaz bu işler. Bir şeye başladıysan sonuna kadar götüreceksin. Ama sonuna kadar da götürmedik. İşte ne kadar götürebilirsen, gücün ne kadar da yeterse yani. Zor yapılan bir operasyon o. Şahsi fikrimi soracak olursan bu tür operasyonların hiçbirine doğru bulamıyorum. Her işgalin, her hareketin kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Ecevit Kıbrıs Fatihi diye kapılıyor tabii. Erbakan var, o da oradan sebepleniyor. İşte Amerika kızıyor, yıllarca ambargolar sürdü. Yani bir bedel ödendi orayla ilgili ve evet. Ecevit de biraz da o gazla galiba yeni bir seçime gidiyor. 77 seçim. 74'ten sonra bambaşka bir ortam oluştu. Yani Kıbrıs harekatı falan filan ayrı mesele de ama o kara oğlan efsanesi Türkiye hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamıştır yani. 77 seçimlerinde %42 oy aldı. Bu CHP tarihinde görülmemiş bir olay. Evet. Şehirli, şair, Robert Kolej mezunu ama köylüler de seviyor. Köylüler de sırf seçkinler değil. Esas halk seviyor. Ecevit bir halk adamı oldu. Esas bir emekçi hareketi oldu o anlamda bakacak. Fakat siyasi olarak inanılmaz derecede başarısız biri değil mi? Siyasetçiler genelde başarısızdır zaten. Ben başarılı bir siyasetçi görmedim. Şu yani. Anlamda söylüyorum. Bu rüzgarı bir türlü yelkenlerine dolduramıyor. Doğru ama onun neden? Çünkü toplumsal yükselişle birlikte muazzam bir terör yükselişi de gündeme geldi. Ve bunu durdurmak mümkün değil. Bunu destekleyenler MHP, MİT, polis, hatta ordunun belli kesimleri. Yani aslında Ecevit korkusuyla mı oldu diyorsunuz? Sadece Ecevit korkusuyla değil. Ecevit korkusu da var. Yani bu herif gelir tek başına ne olur ondan sonrasını bilmiyoruz da var. Ama esas toplumsal yükselişe karşı. Neden? Çünkü toplumsal yükseliş de yine solun yüzünden böyle bir halk hareketi olmaktan çıkıp bir mahallelerde parça parça sol diktatörlüklere dönüşmeye başladı. Parçalandı aslında Türkiye. Parçalandı. Bir yandan sağ terör estiriyor. Ya o dönemi ben sana yani anlatması çok zor. Ben de artık tabii sağım. Aklı veriyor muydu o zaman? 78'de 79'da mesela Samsun'a giderdik. Bazı ilçeler sol, bazı ilçeler sağ ve kurtarılmış bölge yazardı. Tabii herkesin kendi bölgesi var ama o bölgelerde de bak bir yerde kurtuluşlar hakim değil mi? Diğer solcular da giremez oraya. Sırf sağcılar değil. Tabii ben çocuk kafamla onu anlayamıyordum. Diğer orada. Solcular da giremez. Hiç imkansız. Sol yine her zaman olduğu gibi. Tabii birbirlerine hiç şakası yok. Ve çok da vurdular. Hem sağcılar solcuları vuruyor. Solcular sağcıları vuruyor. Sol fraksiyonların her biri
birbiriyle çatışma halinde. Hem faşistlerle çatışma halinde hem birbirleriyle çatışma. Ya böyle bir şey anlatamaz. Ve o dönem kadar insan öldürmenin kolay olduğu bir dönem ben görmedim. Ve daha çok da kimler öldü biliyor musun? Esnaf, dükkan sahibi olan. Çünkü yeri yurdu belli. Çok basit. Gir adamın dükkanına. Bakkal Hüseyin sen misin? Evet benim abi. Tak! Çık git. Bir daha kim sorar? Kim soruşturur? Öyle bir şey de yok. Bir de polis hangi birini soruştursun? Günde 20 cinayet işleniyor. Peki bu %42 oy almasına rağmen hükümet kuramıyor değil mi? Yok kuramıyor. Ama en sonunda ne yaptı? 12 Adalet Partisi milletvekilini alıp onlara bakanlık vaadiyle ki verdi de. Güneş Motel miydi? Bir... Onlara bakan yaptı ve kurdu. Ama öyle kurulan hükümetten ne hayır gelecek? Bir de Türkiye'nin ortamı çok berbat. Mesela ben olsam öyle bir ortamda hükümet falan kurmazdım. Muhalefete şekil daha rahat. Çünkü hükümet demek her türlü cinayetin, şunun bunun falan sorumlusu durumundasın. Çok zor bir durum abi. Yani tahayyül edilir bir şey değil. O dönem bak Lübnan'da iç savaş vardı. O Lübnan'daki iç savaşta ölenden daha çok insan öldü Türkiye'de. Ama şeyi anlamıyorum. 72'de yedikleri o büyük darbede hani bütün örgütler çökertilmişti. Ziver Bey Köşkü geçen bölümde konuştuk. Nasıl sol yeniden o kadar çabuk toparlandı? Sol öyle ağır bir darbe yemişti. Yani şu anlamda darbe yemişti. İşte Kızıldere öldürdüler, astılar. Ama bu aynı zamanda muazzam bir efsanenin gelişmesine yol açtı. Ve öbür militanlar da 2 sene sonra çıktılar zaten. Hepimiz çıktık. Kaldığı yerden. Tabii. Evet. Ve bu sefer de büyük bir kahramanlık geleneğini ardına alarak bütün gençler hayran. Peki mesela siz çıktınız, siz de mi silahlı mücadeleye tekrar döndünüz? Kimse dönmedi ki silahlı mücadeleye. Bak onu da söyleyeyim ha, o da çok ilginç. Silahlı mücadelenin söylemi var, kendisi yok. Peki ama o öldürmeleri kim yapıyor? Öldürme başka, o silahlı mücadele değil. O bölgesel hakimiyet mücadele. Herkes silahlı tabii ama o bildiğimiz hani devletle çatışan gerillalar mı? Öyle bir şey yok. Bir tek onu biraz TKP-MLL'ler kırsal bölgelerde denediler. Onlar da başarılı olamadı zaten. Ve onlar da sonunda mahalle kabadayılığına yöneldiler. Mahalle kabadayılığını bilinçli olarak kullanıyorum. Yani eskiden kabadayılar vardı. Mahallenin raconu ondan sorulurdu. Bir haksızlık olmuş bilmem ne gider. Herkes ona şikayet eder. O mahalle kabadayılarının fonksiyonunu devraldı sol gruplar. Bu sefer onlar adalet dağıtır veya cezalandırır. Ama bu arada sağ da var tabii. Sağ da var. İnsanlar ister istemez o bölgede kim hakimse onun şeyine sığır. Neden? Çünkü terör var. Mesela sağcılar saldırıyor değil mi? Hemen bir sol grubu orada teşvik ediyorlar. Gelsin de bizi korusun. Neden? Çünkü silah o sol grupta var. O zaman da güç topluyor. Onlar da şöyle bir şeye giriyorlar. Bak gördün mü? Biz böyle silahla bilmem ne falan şey yaptığımız zaman bayağı güç topluyoruz. Halk da bize itibar ediyor. Bu tabii çok aldatıcı bir şey. Bu arada çöküyor hükümet. İlk Ecevit'in hükümeti MSP ile kurmuştu ya. O hükümet dağıldıktan sonra bu sefer Milliyetçi Cephe hükümetleri kuruldu. Onlar kurdular. Birinci Milliyetçi Cephe, ikinci Milliyetçi Cephe falan filan. Onlar da şey yapamadılar. Seçim oldu. Ecevit'in kurduğu aslında tam olmamış hükümet ne kadar dayanabildi? O da 7-8 ay gitti. Ondan sonra tekrar Adalet Partisi hükümeti kuruldu. Yine Milliyetçi Cephe gibi bir şey herhalde. Evet evet. Bu arada tabii bir de 1 Mayıs 77 olayı var. Evet o nedir? O çok tabii önemli bir olay. Aslında 15-16 Haziran'dan bahsetmedik çok. O da çok önemli kitlesel bir işçi hareketiydi. O dönemki çatışma veya militanlaşma çok farklı muazzam bir kitlesel hareketti. Neydi o? Onun nedeni de Demirel hükümeti sendikalar yasasını değiştirmeye kalktı. Neden? Çünkü işçilerde büyük bir diske kayma eğilimi vardı. Türk işten kurtulup. Onun önünü kesmek üzere yapılmıştı. Türk İş daha sağ bir şey mi? Tabii yani sarı sendika deniyordu o zaman. Yani patronlarla daha altak geber külah. Hala öyledir. Disk ise daha radikal, daha işçi sınıfının çıkarlarına hitap eden bir konumdaydı. Onun üzerine disk yöneticileri işte 15 Haziran'ı gösterdiler. Gelin cebinizde mendille değil diye bir sloganla işçileri şey yaptılar. Yani şunu demek istediler. Çatışma olacak ona göre. Yani gerekirse de çatışırsınız. Bu kaç yılında oluyor? 75? 70, 15, 16 Haziran. 70. 70 daha ha, darbe. Daha geride. Ha. Yok daha darbe yok. İstanbul böyle bir işçi serüne
dönüştü. Ve İstanbul o zengin burjuva muhitleri falan filan ilk kez işçilerle karşılaştı. 71 muhtırasını tetiklemiştir bu olay. Tabii. Onu doğru, atlamışız geçen sene. Doğru doğru. Yani bak böyle de bir hareket gelişiyor diye de düşünmüşlerdir. Çok müthiş bir hareketti. Ben de katılmıştım ona. Demir dökümün fabrikalarının olduğu tarafta katılmışım. Bizim olduğumuz tarafta bir olay çıkmadı. Ama Kadıköy tarafında çıkmış, orada birkaç işçi, 3 tane de polis falan öldü. İşçiler jandarma kuvvetlerini, polis kuvvetlerini önüne, onun fotoğrafı da vardır, katıp kovalamışlar yani. O işçinin kitlesel gücü muazzamdır ve bu 40 yılda bir olan bir şeydir. Gözü karardı mı felakettir yani. 1 Mayıs 1977 Kanlı Pazar. Gelelim oraya. Disk daha sonradan 75'lere doğru giderek güçlendi. Ama aynı zamanda da diskin içinde TKP güçlenmeye başladı. TKP biliyorsun konspiratif bir parti. Kim var bunun başında o zaman? İyi bilen. NKVD'nin adamı. Türkiye'den bir göçmen komünist falan geldiği zaman NKVD onu danışman olarak kullanıyor. Bu adam nasıldır diye soruyorlar. Adamı yakalamışlar veya iltica etmiş. İyi bilen rapor veriyor. İyi bir adamdır derse onu bırakıyorlar. Yok yaramaz adam derse o doğru kulaklara. Adamın adı İyi Bilen mi? İsmail Bilen. Ama İyi Bilen diye geçer genel olarak. O zaman artık çok yaşlanmıştı. Fakat Türkiye'den 12 Mart'ta kaçan gençler vardı. Tipten gençler. MDD'ci değil. Daha sonradan Nabi Yağcı, Haydar Kutlu, Veysi Sarı Sözen, Yürükoğlu. Bunlar bir grup olarak Doğu Avrupa'ya, Sovyet blokuna kaçıyorlar ve TKP ile bağlantı kuruyorlar. İşte bunlar TKP'ye taze bir kan oldu. İsmail Bilen'in köhnemiş konspiratif yönetiminin ötesinde bunlar bayağı Türkiye'yi açtılar. Yani aslında Sovyetlerin bir çabası bu da, öyle mi? Evet ya, ama yani Sovyetlere sorsa onların doğrudan bilmezler o kadar. Bunlar genç bir kadro olarak TKP'yi yeniden canlandırdılar. Adeta bir başka forma soktular ve işçilerin içinde bir takım sendikacıları da etkileyerek, ayartarak büyük muazzam bir gelişme kaydettiler ve İGD, İlerici Gençlik Derneği diye bir şey, bunların legal, bir de İKD, İlerici Kadınlar Derneği. Bunlar TKP'nin legal yan örgütleri oluyor. Müthiş kitleselleşti. Ve esas diske hakim oldu. 1 Mayıs'a böyle gelindi. Fakat 77. Şimdi bunlar hakim oluyor ama onların can düşmanı var. Kim? Maocular. Sağ değil, yine sol yani. Çin-Sovyet çatışması o zaman en zirve noktasında. Çin de Sovyetler Birliği'ni baş düşman görüyor, Amerika'yı müttefik görüyor artık. Sovyetler Birliği de Çin'i, Amerika'yı müttefik görmüyor ama Çin'i neredeyse baş düşman olarak görüyor. Bütün dünyadaki komünist partiler de birbirlerine girmişler. Bizde bu hat safhada. Halkın Yolu'nun bir kesimi de Maocu olmuş. Tehakon'un bir kesimi de Maocu olmuş. Bir Maocu cephe oluşmuş. Bir de TKPML oluşmuş. O da Maocu. Bu Maocu cephe de diyor ki biz revizyonist zincir kuracağız. Yani revizyonist zincir dedikleri işte bu TKP ve disk içindeki TKP. Onlar da bu tarafa Maocu faşistler. 1 Mayıs'a geleni. Bir yıl önce çok güzel bir 1 Mayıs olmuştu yine diskin şeyiyle. Ama bu sefer daha da büyük bir 1 Mayıs olacak. Benitekim öyle oldu. Ama disk aslında TKP. Maocular giremez. Çünkü Maocular girerse hadise çıkaracaklar. Giremez demekle haklı değil ama hadise çıkaracak demekle haklı. Çünkü öbür tarafta revizyonist zinciri kıracağız diye. Ha, solcular aslında kendi aralarında. Tabii. 10 bine aşkın bir kitle bu taraftan geliyor. Saraçhane tarafından. Öbür tarafta da 500 bin kitle ama TKP diskli işçileri sopalarla falan filan da silahlandırmışlar. Elmadağ tarafından girişlerini önlemek üzere disk. Siz tabii Maocular tarafındasınız. Hayır. Biz son anda Maocu grup olarak katılmama kararı aldık. Neden? Çünkü işçilerin içindeki arkadaşlar bize dediler ki işçiler çatışma çıkacağından korkuyor. Hatta bu yüzden gelmek istemiyorlar. Biz bunun üzerine politikamızı değiştirdik. Dedik ki yani o zamana kadar biz de az tahrik etmemiştik revizyonist zinciri kırmak. Ne demek ama revizyonist zinciri kırmak? Revizyonistler yani TKP'liler bir zincir kurmuşlar. İşçi sınıfını cender içine almışlar. Biz de geliyoruz, o zinciri kıracağız, işçileri kurtaracağız. İşçilerin haberi bile yok bu olaydan. İşçilerin şöyle haberi var. Bu çatışma büyük bir felakete yol açacak. Onu görüyor işçiler. Ve hakikaten bir kısmı gelmek istemiyor bu yüzden. En sağduyulu olan işçiler yine.
Ben onların yerlerine gittim, vazgeçirmeye çalıştım. Dinlemediler. Sonuç olarak üçlü blok geliyor aşağıdan. 10.000'e aşkın bir kitle. Burada da disli işçiler, barikat, Tarlabaşı tarafından geliyor. TKP, onların böyle böceklerinden bir arabaları vardı. Gidiyorlar, geliyorlar, talimat veriyorlar falan filan. Oradan geliyor. Bunlar kapatmış. Daha sonradan benim öğrendiğim, kurtuluşçular koşa koşa girdiler. İşçiler kapattı şeyi. Büyük kitle geldi. Göğüs göğüse gelindi. O arada arkalardan biri silah atınca herkes birden yere kendini atıp silah sıkmaya başladı. Orada 3 tane uzel işçisi öldü. Bir dakika, bu Amerikalılar yok, CIA falan. Palavra onlar abi. Palavra. Rüya yani. Hiç alakası yok. Hiç bak, ben meydandaydım. Bu olayları ben gördüğüm olarak anlatmıyorum. Anlatılanlardan şey. Ama ben meydandaydım. Yine de Tarlabaşı yakında bir yerdeydim. Elmadağ tarafından dev genç geldi böyle. Büyük bir şeyle. O arada Kemal Türkler saygı duruşuna davet etti. Herkes saygı duruşuna geçti. Ne kadar saygı duruşu da olsa çok büyük bir kalabalık uğulduyor derken abi aşağıdan silah sesleri duyuldu mu? Nasıl biliyor musun? Sanki bir büyük fırtına. Herkes birden birbirinin üstüne yıkıldı. Herkes, ben de dahil. Böyle onun hatta fotoğrafı vardır. Böyle yıkılır. Kendimizi yerde bulduk. Ben o arada nasıl oradan oraya kaymışım kendimi? Taksim gezisinin merdivenlerini orada buldum. Bir fırtına beni atmış oraya yani. Bir kalktım, insanlar yuh çekiyor, panzerlere sopa fırlatıyorlar. Ve panzerler meydanda fır dönüyor. İşte esas ölümlere yol açar o panzerler oldu. Ne oldu biliyor musun? İnsanlar kenarlara doğru kaçıştılar. Pamuk Eczanesi'nin orada, bir de zaten kamyon da o Kazancı yokuşunu kapatmış. Orada insanlar sıkışıyor. Ölenlerin 5-6 tanesi silahla, bir tanesi panzerin altında ezildi, bir kadın öldü. Öbürlerin hepsi ezilerek. Nerede binalardan atılmış? Ben görmedim öyle bir şey. Duymadım da. Yani silah sesleri duydum ama o silahların da büyük kısmı şeyden atıyor. Yok efendim, sular idaresinin oradan bilmem ne. Herkes bir şey, efsane uydurdu. Bu çok söylenen bir şeydir. Ve herkes buna inandı abi. Orada olanlar da inandı işin kötü tarafı. Yani o zaman bir dakika, siz acayip bir şey söylüyorsunuz. Aslında solun kendi içindeki bir çatışmanın sonucuydu diyorsunuz. Ölümlere yol açan polisin müdahalesi. Ama o ayrı. Tabii ki solun çatışmasının sonucunda oldu. Başka neden olacak ki? CIA geldi, yukarıdan ateş etti. Yok abi, yok. Onlar palavra yok. CIA Amerika adam göndermiş falan. Ya bunlar tam komplo teorileri. Öyle bir şey yok. Tamam, silahlar mı patladı? İnsanlar yerlere mi yıkıldı? Peki panzerler bilerek mi böyle bir şey yapıyorlar? Tabii ki. Ortalığı karıştırmak için. Tabii ki karıştırmak için. Yoksa ne alemi var ki o kadar muazzam bir kalabalığın olduğu yerde sen sürüyorsun kalabalığın üstüne. İşte belki de diğer silahları da onlar patlattırmış olamaz mı? Ben duymadım ama olabilir de. Yani provokasyon olamaz mı? Tamam, olabilir ama ben onların bir silah patlattığını veya ses bombası patlattığını falan duymadım. Belki olmuş olabilir ama esas mesele, sen kendini düşün, bir meydandasın. Hızla üzerine panzerler geliyor. Ne yaparsın? Kenarlara kaçarsın. İnsanlar da onu yaptılar. Kenara kaçınca sıkıştı. Bir sinemada yangın çıkar, nasıl insanlar kaçarken birbirini sıkıştırır, öldürür. O, aynı olay bu yani. Olay bundan ibarettir. Bayağı insan öldü orada. 34 kişi öldü ya. Sonra ne oldu? Sonra Hürriyet miydi, Günaydın mıydı? Bir gazete Mao'cu bozkurtlar kırdı geçirdi falan gibi. O bence o manşetler de önceden hazırlanmıştı. Bu iş Mao'cuların sırtına kaldı daha çok. Tabii Dislilerin veya TKP'lilerin yaptığı açıklamalar da onu körükledi. Ama şu var, o üç Mao'cu grubun hakikaten sorumluluğu da az değildir. O kadar belliydi ki çatışmanın geldiği. 1 Mayıs 77 olayını bir yana koyalım. Semtlerdeki o korkunç çatışmalar. Kahve taranmaları. Kahve taran. 5 kişiyi öldürüyor. MHP bir yeri basıyor. Misilleme olarak öbürü de MHP'nin kahvesini basıyor. 6 kişiyi öldürüyor. Her iki taraf da birbirinden öldürüyor. Aslında o arada birbirlerini de öldürüyorlar. İç savaş gibi aslında. Evet. Bir anlamda iç savaş. Doğru. Ama bununla da kalmıyor. Bu sefer Alevi-Sünni çatışması. Tamamen yapay bir şekilde. Kim yapıyor bunları peki? İşte burada derin devlet. Bunu yapan, bana kalırsa MİT'in çok büyük rolü var. Alevi, Sünni kitleler çeşitli yerlerde, işte Malatya'da, Maraş'ta, Çorum'da, şurada burada yıllardır iç içe yaşayan insanlar.
Birbirleriyle hani çok fazla dost olmamışlardır belki. Aynı çarşıya, aynı pazara giden insanlar bunlar. Yani ne oldu da birdenbire Sünniler bir gözleri kararıp Alevilere karşı saldırmak gereğindeler. Burada kışkırtma olduğu çok çok açık. Amaç bir sol kesimi bastırmak. İkincisi de bence bir darbe ortamı yaratmakla. Yetmiyor yani. 60'ta 71'de olmuş evet, ama. Evet. Ben öyle görüyorum. Mesela Malatya'da oldu. Çorum'da oldu. Maraş hele korkunç. Bayağı bir ölüm var orada. Gençler için bir anlatalım mı? Ne oldu Maraş'ta? Maraş'ta şu oldu. Her şey şirazesinden çıkmıştı zaten. 78'den bahsediyoruz. 78'den bahsediyoruz. Yani insanlar köşe başlarında öldürülüyor. İki tane öğretmen öldürüyor faşistler. Artık bu vakayı adiyeden. Ondan sonra bunun üzerinde solcular ve Alevi bu öğretmenler ayrıca oralı yani. Alevi kitlesi bunu bir cenaze töreni düzenliyorlar. Bu cenaze törenine saldırı düzenliyor sağcılar. Orada da ölenler falan filan oluyor ama onun ardından zaten hazırlanmışlar. Hep dışarıdan gelmiş MHP'liler. Otellere filan yerleşmişler. Büyük bir vurun işte gavurlara, vurun bilmem Alevilere falan filan diye. Yani cahil cami halkını filan da kışkırtarak esas kaybı verenler daha çok Sünni mahallelerin içinde oturan Aleviler. Esas onlar kasap şeyleriyle falan girip doğrayarak yani çok büyük bir vahşet halinde yapıyorlar. Ordu dokunmuyor. Hiç. Ya düşünebiliyor musun? Biz hatta Nuri Çolakoğlu falan o zaman aydınlık sorumlusuydu Ankara'da. Onun vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı'na gittik. Adamın haberi yok. Olaylar olalı 2 gün olmuş. Haberi daha, yok. Tabii daha 2-3 gün falan daha da devam etti. Nasıl biliyor musun? Bütün emniyet şeyleri kapanmış. İstihbarat kanalları kapanmış. İrfan Özaydın'la. Adamın haberi yokmuş. Ya öyle mi oluyormuş falan. Ondan sonra Kayseri'den bir artık nasıl ne emir gidiyorsa belki de yeter artık lan durdurun bunu falan demişlerdir. Peki niye Aleviler? Sol oldukları için mi? Tabii Aleviler genelde solu destekliyordu. Ama çok tehlikeli ya Türkiye'de böyle bir şeyi başlatmak. Yani çok büyük bir şeye tabii dönüşebilirmiş. Tabii ama ki. Dönüşmemiş. O da yok ilginç. Dönüşmedi. Aleviler şey yani genelde çok barışçı bir halktır yani. Neden? Çünkü kırmış adam orada. Yani şeyi kırmış. Ruh olarak orada yaşamayı kırmış. Evet. Onun için terk etmiş gitmişler. 79'a gelindiğinde bir cumhurbaşkanı problemi peyda oluyor. Meclis cumhurbaşkanı evet, seçemedi. Orada kilitlendi doğru. Ve Demirel ile Ecevit bir türlü uzlaşamıyorlar. Bir türlü uzlaşamadılar. Üzerinde. Yani böyle bir kriz yaratmak istediğin zaman el birliğiyle yaratılır. Bu arada Kenan Evren Genelkurmay Başkanlığı'na geldi. 78 falan olabilir galiba. De o artık hazırlık dönemi. Artık ondan sonra bak zaten ben sana şunu söyleyeyim. 78'den itibaren ordu, polis bilmem ne falan hepsi bıraktılar. Bu arada polis de ikiye bölünmüş değil mi? Tabii. Polder, Polbir. Polder solcu polislerin örgütü. Ya o dönem yani hakikaten komedidir. Yani Polbir sağcı polislerin örgütü ve bak mesela bizim partiye polderli polisleri verirlerdi koruma olarak. Çünkü her an terör olabilir. Hı hı. Bu çocuklar gelir otururlardı. Sonra zaman geçirirlerdi falan. Bizimle tartışma yaparlardı. Ne tartışması biliyor musun? Biz terör yanlış bir şeydir diyoruz. Onlar niye abi gerekirse yapın. Polisler bize terör propagandası yapıyor. Abi böyle bir absürt bir Türkiye düşünebiliyor musun? Ve sonra ne oldu biliyor musun? 12 Eylül'den sonra devlet çok akıllı. Şimdi solcuların da yakalanması lazım. Sağcıların da yakalanması lazım o kadar şeydir. Çok kolayı var. Sağcıları yakalamaya polderlileri, solcuları yakalamaya polderlileri seviyor. Aslında son gerçek darbe diyebiliriz. Evet. 80'e doğru gidiyor. Burada bırakalım. Tamam. Çünkü 80 uzun konuşulacak bir şey anladığım kadarıyla. Tamam. Siz neredesiniz bu arada 79'da? 79'da ben neredeyim? Parti yönetimindeyim. O zaman şeyle dolaşıyoruz böyle. Korumalarla morumalarla falan. Mafya şefleri gibi. Yine Türkiye'desiniz yani. Türkiye'deyim daha henüz. Bu darbenin gelmekte olduğu biliniyordu herhalde.
Herkes biliyormuş. En fazla bilmeyen bizmişiz meğerse. Gerçekten. Yani geliyorum diyen bir darbe zaten. Ve bütün örgütlerin falan haberleri olmuş. Çeşitli istihbarat kaynaklarından. Onlar önlemlerini almışlar falan. En son biz olduktan sonra haber. Yani o kadar da şey geçiren böyle istihbarata önem veren bir örgüt falan filan derken hiçbir şey yok. Sıfır. Bir sonraki bölümde 12 Eylül darbesini konuşacağız. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.